Değerli izleyiciler, kelime kelime hadis tahlili programımıza inşallah devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu bölümde de İslam kardeşliği ile ilgili hadis-i şerifleri paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. Kardeşlik hassasiyeti Allah'a yaklaştırır ki bu konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. İnna Allaha azza ve celle yekul yevmel kıyameh yebna adem maridtu felem ta'udni qala ya rabbi keyfe a'uduke ve ente rabbul alemin. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle يَقُولُ Şöyle buyurur. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü. يَبْنَ Adem Ey Adem oğlu. Ya ey demekti. İbn oğlu, İbn Adem, Adem oğlu. مَرِضْتُ Ben hasta oldum. Sondaki tü beni anlatıyor. Yani ben hasta oldum. فَلَمْ تَعُدْنِي Beni ziyaret etmedin. Buradaki bağlaç, lem ise olumsuzluk katıyordu. Sondaki uzatan ye ise beni manası katıyor. قَالَ diyecek. Yani o gün insan Ademoğlu diyecek. يَا رَبِّي يَا رَبِّي كَيْفَ nasıl اَعُودُكَ seni ziyaret ederim. Sondaki ke seni demekti. Hasta ziyareti için kullanılan kelime ade kelimesi. E'udu ziyaret ederim manasında. Seni nasıl ziyaret ederim? Ve ente ki sen Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi iken. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ya Rabbi sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret ederim? قال اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرْضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ Hadis-i şerifin devamını bu şekilde okuduk. قال Allah-u Teala diyecek ki اَمَا عَلِمْتَ bilmedin mi? Baştaki ema olumsuz soru katıyor. Bilmedin mi? Enne abdi fülanen. Filan kulum. Abdi kulum demek. Fülanen filan. Enne teyit ediyor. Yani kesinlik manası katıyor. Yani muhakkak ki filan kulum. Marida hastalandı. Felem te'uduhu. Fakat sen onu ziyaret etmedin. Hu onu demek. Baştaki fe bağlaştı. Yani fakat gibi mana veriyor. Lem ise olumsuzluk katıyor. اَمَا عَلِمْتَ Bilmez misin? Bilmedin mi? Bilmiyor musun? اَنَّكَ Sen لَوْ شَايَتْ اَيَرْ اُتَّهُ Onu ziyaret etseydin لَوَجَدْتَنِي Muhakkak ki beni bulacaktın اِنْدَهُ Onun yanında. Allah-u Teala diyecek, bilmedin mi? Filan kulum hastalandı fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Eğer sen onu ziyaret etseydin yanında beni bulacaktın. يَبْنَ آدَمْ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Hadis-i şerifin devamını okuduk. يَبْنَ آدَمْ Ey Ademoğlu! اِسْتَطْعَمْتُكَ Ben senden yiyecek istedim. Baştaki ist kelimesi isteme manası katıyor. Kökü bunun ta'am yani yemek manasında. Ke senden manası katıyor. فَلَمْ تُطْعِمْنِي Ama sen beni doyurmadın. قَالَ Kul diyecek, يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَكَيْفَ Nasıl اُطْعِمُكَ Seni doyururum, sana yediririm. Baştaki ı, ben manası katıyor. Sondaki ke ise sen manası katıyor. Yani ben sana nasıl yediririm? وَاَنْتَ Sen ki رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbisin. Allah-u Teala diyecek, ey Ademoğlu, ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek,
Ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي قال الله تعالى diyecek أما علمت bilmez misin bilmedin mi أنه استطعمك o senden yiyecek istedi kim عبدي فلان filan kulum عبدي kulum demek filan işte filan kullanıyoruz zaten فَلَمْ تُطْعِمْهُ sen onu doyurmadın. اَمَا عَلِمْتَ bilmedin mi? Bilmez misin ki? اَنَّكَ sen lev eğer اَطْعَمْتَهُ o kuluma yedirseydin لَوَجَدْتَ bulacaktın ذَٰلِكَ onu indi yanımda. Allah-u Teala diyecek filan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen o kuluma yedirseydin onu yanımda bulacaktın. يَبْنَ آدَمْ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Hadis-i şerifin devamı يَبْنَ آدَمْ Ey Ademoğlu اِسْتَسْقَيْتُكَ Ben senden su istedim. Baştaki ist, istemek manası katıyordu. Ke, sondaki ke, senden manası katıyor. Senden bana su vermeni istedim. فَلَمْ تَسْقِنِي Ama sen bana su içirmedin. قال kul diyecek ya Rabbi keyfe nasıl eskiyke sana su içiririm ve ente sen ki Rabbul Alemin alemlerin Rabbisin. Allahu Teala diyecek ey Ademoğlu ben senden su istedim ama sen bana su içirmedin. Kul diyecek ey Rabbim ben sana nasıl su içiririm sen ki alemlerin Rabbisin. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي قال الله تعالى diyecek استسقاك senden su istedi عبدي فلان filan kulum فلم تسقه sen ona içirmedin أما إنك sen bilmez misin ki لو eğer سقيته o kuluma su içirseydin sondaki hu o manası katan zamir yani ona içirseydin vecette bulacaktın zalike bunu indi benim yanımda. Allahu Teala diyecek filan kulum senden su istedi sen ona içirmedin. Bilmez misin ki eğer sen o kuluma su içirseydin bunu yanımda bulacaktın. Evet hadis-i şerifimiz bu şekilde bitiyor ve diğer hadis-i şerifimizle devam ediyoruz. Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki 6 hakkı ki bu başka hadis-i şeriflerde 5 olarak da geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. Hakkul müslimi alel müslim sittun kıyle mâ hunne ya Resulallah. Hakkul müslim Müslümanın hakkı alel müslim Müslüman kardeşi üzerindeki hakkı sittun 6'dır. Kıyle denildi ma hunne nedir onlar? Ma nedir hunne onlar? Ya Resulallah ya Resulallah. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Nedir onlar ya Resulallah denildi. قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه قال buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا زمان لقيته ona rastladığın zaman veya onunla karşılaştığın zaman fesellim selam ver aleyhi kendisine ona ve ize zaman deake seni davet ettiği zaman sondaki ke seni demek seni çağırdığı zaman davet ettiği zaman fe ecibhu ona icabet et davetine git ve ize zaman istansahake senden nasihat istediği zaman baştaki ist, istemek manası katıyor zaten.
ke ise sen idi. Senden nasihat istediği zaman fensah, nasihat et lehu ona. Ve ize zaman atase, aksırdığı, hapşırdığı zaman fehamidallaha, Allah'a hamd ederse, yani elhamdülillah derse fesemmithu, ona yerhamukallah diye dua et. Evet, semmit ona yerhamukallah de. Ve ize zaman marida, hastalandığı zaman fe'uduhu, onu ziyaret et. Ve ize zaman mate, öldüğü zaman fettebi'hu, cenazesine git. Yani cenazesinin peşi sıra git. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, karşılaştığın zaman o kardeşine selam ver. Seni davet ettiği zaman ona icabet et. Senden nasihat istediği zaman ona nasihat et. Aksırdığı zaman Allah'a hamd ederse ona yerhamukallah diye dua et. Hastalandığı zaman onu ziyaret et. Öldüğü zaman cenazesine git diye altı hakkı bu şekilde saydı. Bu hadis-i şerifimiz ise Müslümanın ayıbını aramamak ile ilgili. Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. Ya ma'şere men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. Ya ma'şere, ey kimseler, ey topluluk, men âmene, iman edip bilisânihi, lisanıyla, diliyle, وَلَمْ يَدْخُلْ, girmemiş, الْا۪يمَانُ iman قَلْبَهُ, kalbine girmemiş kimseler. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler. لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِم۪ينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ. لَا تَغْتَابُ قِيبَتِنِ, yapmayın el-Müslimin, Müslümanların. وَلَا تَتَّبِعُوا, araştırmayın, peşine düşmeyin. عَوْرَاتِهِمْ, gizli hallerinin. فَاِنَّهُ, çünkü men, kim اِتَّبَعَ, araştırırsa, peşine düşerse, عَوْرَاتِهِمْ, onların gizli hallerini, yani Müslümanların gizli hallerini. يَتَّبِعُ, peşine düşer, Allahu, Allah da, عَوْرَتَهُ, o kimsenin gizli halinin. وَمَنْ, kimin, يَتَّبِعِ اللّٰهُ, Allah peşine düşerse, عَوْرَتَهُ, gizli halini araştırırsa, يَفْضَحُ, onu rezil eder, فِي بَيْتِهِ, evinde bile. Müslümanların gıybetini yapmayın ve gizli hallerini araştırmayın. Çünkü kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli hallerini araştırır. Onun gizli halinin peşine düşer. Allah kimin gizli halinin peşine düşerse onu evinde bile rezil eder. Değerli izleyiciler, kelime kelime hadis tahlili programımıza inşallah devam edeceğiz.